Benim alerjim var, şey değil. Edirne'ye atanan aday öğretmenler için hazırlanan yetiştirme programı kapsamında bir grup aday öğretmen Edirne Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği işbirliğinde öğrencilerle cezaevi ve çöplük mevkiinde sahipsiz canlıları besleme çalışması yaptı. Edirne Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği, aday öğretmenler, öğrencilerle birlikte tahsis edilen belediye otobüsüyle önce saray içine geldi. Burada gelen ziyaretçilere müzik ziyafeti sunmak için bekleyen Davul Zurna ekibi tarafından karşılanan öğretmen adayları kısa bir müzik molasının ardından işe koyuldu. Hayvanseverler cezaevi ve çöplük mevkiini dolaşarak sahipsiz hayvanları besledi. Edirne Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Nurhan Kalender, öğretmen adaylarının kendilerine 105 kilogram mama yardımında bulunduğunu belirterek sokakta yaşayan sahipsiz canlıları birlikte besleyeceklerini söyledi. Edirne Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği olarak sahipsiz canlıları her hafta 10 günde bir beslemeye çalışıyoruz açık alanlarda, çöplük bölgesinde, saray içinde ve cezaevi alt taraflarında. Bu tür faaliyetlerimiz var sokak hayvanları için. Değerli öğretmenlerimiz de bu projemize, bu yaptığımız etkinliklere destek vermek istediler. Kendi projeleri kapsamında biz Milli Eğitim Müdürümüze, özellikle Milli Eğitim Müdürümüz tüm projelerimizi destekliyor. Hüseyin Özcan'a çok teşekkür ederiz. Müdür adaylarımız, Sayın Şube Müdürüm, Şube Müdürümüz Mustafa Taştekin ve Atatürk İlkokulu Müdürü Recep Bey, Sayın Şentürk Man ve diğer aday öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Bize 105 kilo mama yardımında bulundular. Sağ olsunlar. Bugün de sahipsiz canları hep birlikte beslemeye çalışacağız. Değerli basın mensubu arkadaşlar, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. İlginize sağ olun. Biz bu bölgede cezaevi alt alanında, çöplük alanında sahipsiz canları bugün besleyeceğiz. Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Taştekin, aday öğretmenlerin çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiğini belirterek Doğayı Hayvanları Koruma Derneği ile işbirliği yaparak sokak hayvanlarını beslediklerini söyledi. Aday öğretmenlerimizi yetiştirme sürecinde şu anda bir grup aday öğretmenimiz Tema Vakfı ile gölet etrafında etkinlik yapıyorlar. Bir grup aday öğretmenlerimiz de huzur evine gitmiş durumdalar. O yaşlılarla ilgileniyorlar. Bu tür etkinliklerimiz milli eğitim olarak devam edecek. Sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalarımız devam edecektir. Atatürk Ortaokulu Müdürü Recep Şentürk ise Edirne'ye atanan aday öğretmenler için hazırlanan yetiştirme programı doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan'ın da desteğiyle sosyal faaliyet gerçekleştirildiğini belirtti. İlimize atanan aday öğretmenlerimiz için hazırlanan yetiştirme programı doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin Özcan'ın da desteğiyle birçok sosyal faaliyet gerçekleştiriyorlar. Az önce Sayın Müdürüm'ün de dediği gibi bir grup aday öğretmenimiz Tema Vakfı'yla gölet bölgesinde fidan dikme çalışması yaparken bir grup aday öğretmenimiz de burada başkanlığını Nurhan Hanım'ın yaptığı Edirne Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği ile sokak hayvanlarına yönelik bir besleme çalışması yapıyorlar. Etkinlik kapsamında cezaevi ve çöplük mevkiindeki sahipsiz hayvanlara mama verildi ve doğaya yiyecek bırakıldı. Korkma gel. Şöyle.